Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber tam da mevsimindeyken çok güzel bir çilekli reçel yapalım inşallah. Öncelikle çileklerimi güzelce yıkadım ve o yeşil kısımlarını çıkarttım. Şöyle birkaç tanesini de size göstermek için bıraktım. Şimdi çileklerin üst kısmını isterseniz elinizde de koparabilirsiniz. İsterseniz bir bıçak yardımıyla alırsanız çok daha temiz ve daha güzel olacaktır. Eğer çilekleriniz büyükse bunların yeşil kısımlarını çıkarttıktan sonra ikiye bölebilirsiniz. Bu çok büyük değil. Şunu alalım isterseniz. Şöyle sapını çıkartıyorum. Şöyle ikiye veya dörde bölebilirsiniz eğer çilekleriniz büyükse. Şöyle çıkartıyorum. Çilek reçeli yaparken şeker miktarını birebir olarak kullanıyorum. Yani 1 kilo çileğe 1 kilo şeker kullanacağım. Eğer çok tatlı sevmiyorsanız, hani bu kadar tatlı olmasın diyorsanız, bu şeker miktarını mesela hani aynı kapta ölçüyorsunuz ya, 1 kap çilek, 1 kap şeker ölçtünüz mesela ama çok tatlı sevmiyorsunuz, o zaman şöyle 1 parmak eksik şeker kullanabilirsiniz. Evet, şimdi çileğimin birazını tencereme alıyorum. Bir katman şeker ekliyorum. Şekerimin üstüne tekrar çilek ekliyorum. Bir katman. Ve tekrar şekerimi ekliyorum. Böylelikle şekerle çilek çok daha fazla temas etmiş olacak. Daha kolay sulanacak. Şimdi şöyle ekliyorum. Şekerimin tamamını da ekleyeceğim. Şöyle bir sallıyorum. Ve burada bir güzellik yapacağım. Bir portakal suyunu çilek reçelimin içine ekleyeceğim. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Eğer vaktiniz varsa bir gece, yoksa birkaç saat sonra kaynatmaya başlayabiliriz. Evet, bakın yaklaşık 1,5 saat dinlenen, bekleyen çileklerim hafifçe sulandı. Görüyorsunuz değil mi? Eğer zamanınız varsa biraz daha bekletebilirsiniz. Hani dinlendirebilirsiniz. Ama zamanınız yoksa benim gibi hemen pişirmeye de başlayabilirsiniz. Ocağımın altını açıyorum. Ama kısık ayarda. Şöyle kısık ayarda. Evet, şekerlerim hemen hemen tamamı eridi. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Şöyle. Bir çay kaşığı kadar kabartma tozu ekliyorum. Zedelemeden, yıpratmadan şöyle karıştırıyorum. Şöyle kabartma tozumuzu şöyle her tarafa yedirelim. Reçeliniz kaynarken çok fazla üzerinde kef oluşmayacaktır. Ama yine de eğer olursa üzerlerinde kef, bunları güzelce bir kaşık yardımıyla alabilirsiniz. Daha berrak, daha güzel olmasını sağlayacaktır reçelinizin bu üzerindeki kefleri alırsanız. Şöyle çok fazla karıştırmanıza gerek yok. Şöyle arada bir iki tur atıp karıştırmanız yeterli. İki tur atmanız yeterli. Kısık ateşte pişmeye, kaynamaya devam ediyor reçelimiz. Reçelin olup olmadığını anlamak için şöyle yaklaşık bir çay kaşığı kadar alıp şöyle bırakıyorum, bakın. Ve bu damlalar yoğun bir şekilde akmaya devam ediyor. Bir 10 dakika daha kaynamaya ihtiyacı var. Evet. Şöyle iki parmak arasına da bakabilirsiniz. Şöyle bakın. Artık sünüyor reçel. Bakın. Soğudukça. Reçelim gayet güzel sünüyor. En
son ocağın altını kapatmadan önce şöyle bir çay kaşığı kadar limon tuzu ekliyorum. İsterseniz yarım limon da sıkabilirsiniz. Şöyle bir taşım kaynatıyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Şöyle bırakıyorum. Kavanozlarını güzelce kapatıyorum. Güzelce kapandığından emin olun. Ve yavaşça ters çeviriyorum. Çilek reçellerim hazırlar. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.